Para yok, bu yakıttan nereden çıkıyor? Gitme, toplu taşıta bin, binmezler. Herkes taksiye binecek. Ya millette para çok diyor. Para çok tabii. O zamanlar ben sana bir şey söyleyeyim. Sen bunu nerede yapılıyor musun Rabı'da? Sabahleyin Rumeli Fener'inden gir, sabah Sarıyer, Canlıbalık'ın orası, Çayırbaşı, Büyükdere, Yeniköy, İstinye, Ortaköy, Beşiktaş, sahilde Büyükçekmece kadar sahiller. Bırak Suriyeliler var. Ya bırak Suriyeliler mi orası? Sen nereden geldin kardeşim? Biz de geldik Ortasya'dan, Oğuz Türkleri ya. Suriyeli, Moriyeli değil ya. Rahatsız değilim. Onlar da bir Allah'ın kulu. Rahatsız benim değilim. Benim evime 8 defa girdiler. Böyle hikaye satma millete. Ya yürü git be. Hadi gideceğim ben. Ya bir tane çakacağım ya şimdi sana. Hiç ona şey yapma ya. Sıkıntı yok. Yoluna tökürdüm çarpı. Kendileri bir bok sanıyor. Öyle demeyin. Git onları kontrol edin öyle. Ondan sonra bak bu memlekette şey var mı yok mu? Nerede açlık? Herkes ondan sonra gidip bir kahvaltı yapıyor. Ondan veriyor 300 lira, veriyor 500 lira. Para yok, nereden alıyorlar bunu? Bulamıyoruz diyor. Bana ne bulamıyorsa çalışsınlar. Çalışsın. Herkes çalışsın. Ben çalışıyorum. Bak 65 yaşında ben çalışıyorum. Sabah 8, akşam 10 çalışıyorum. Emekliğimde çalışıyorum. Ama herkesin sizin gibi işi olmayabilir. Ben de başka birisinin yanında çalışıyorum. Ben de başkasının yanında çalışıyorum. Hamallık da yapıyorum. Kendi malımı kendim taşıyorum. Abi mesela şimdi çok güzel söyledin. Mesela sen emeklisin değil mi abi? Hı. Emekliye ayrılsan senin yerine başka bir genç. Ya emekliyim ben, emekliyim. Tamam. Ya 65 yaşındayım. Ben hala çalışıyorum. Kendi işimin kendi hamalıyım. Tamam, bana akıl verme. Para ver. Var mı? Bana akıl vermeye çalışmıyorum. Para var mı? Para. Ondan ver. Ha. Çalışıyorum. O da çalışsın. O da çalışsın. Hadi güle güle. Kolay gelsin. MHP'yi destekleyen bir insandım. Ki babam mezardan çıkacak, ben babamı vururdum. Ki ben Ankara Keçiören'den üyeydim. Ve istifa ettim. Şu anda ben Cumhuriyet Halk Partisi yani. Sol partiyi destekleyen bir insanım. Yani sağdan solu destekleyen bir insanım. Açık ve net. 53 yaşındayım. 53 senedir de ben Milliyetçi Hareket Partisi'ni destekleyen bir insanım. Ki babam Arnavutköy'de yatıyor burada. Bir araba. Buradan biniyorsun, bir araba. Ben babamın mezarı 15-16 senedir nerede bilmem. Ben buradan kalktım ta Ankara'ya başbuğum. Türkeş'in yani rahmetli Türkeş'in ziyaretine gitmiş adamım. Ki niye? Benim anamı affedersin, özür dilerim. Türkeş mi bilmem ne yaptı. Ki ben öyle bir gönül verdim, partiden de istifa etmiş bir insanım. O Devlet Bahçeli gitmedi sürece de asla o şeyi MHP'yi desteklemem. Asla. Yani ne olursa olsun sonuçta artık bu halkın bir ses vermesi gerekiyor. Vermem de zaten, oy vermem. Sandalyeye öyle koysunlar, şimdiki hükümeti böyle koysunlar, gider sandalyeye oy veririm. Açık ve net, ben son iki partidir İstanbul büyükşehir seçimlerinde artı bu Cumhurbaşkanlığı bilmem ne seçimlerinde gene CHP'ye verdim. Suriyelisi var. Türkmeni var, Özbeki var, bilmem neyi var, kılı var. Neymiş bizim din kardeşim? Nerede din kardeşi ya? Benim atalarım Çanakkale'de yatıyor ya. Benim dedelerimle beraber mi savaşmışlar? Bugün vatanını, milletini satan adam yarın senin de satar. Adam 13 yaşında çocuk yapmasını biliyorsa bu adam savaşmasını da bilir. Teröristlerin hangi inde olduğunu kendileri daha iyi biliyor. 10 tane beni böyle sıksa suyumu çıkartır. Bırak kardeşim anasının babasının başına 2 tanesini. Bırak, sür bizim askerimizin önüne, sür. Biliyorlar inleri nerede, yerleri nerede, hepsi biliyor. Sür. Niye bizim askerimiz şehit olup geliyor? Niye? Onlar bizim evlatlarımız değil mi? Biz askerlik yapmadık mı? Onlar bizim çocuklarımız değil mi? Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle bizim atalarımız Çanakkale'de savaştılar. Niye? Kaçtılar mı? Kaçtılar mı? Yok. Savaş mı var? Adam bayramda elini kolunu sallaya sallaya valizini alıyor, gidiyor geliyor, dolar yapıp bilmem ne yapıp Suriye'ye gönderiyor. Böyle bir dünya yok. Bizde hiçbir zaman savaştan göç olmadı. Olmaz da zaten. Bizim insanımız savaştan kaçmaz hemşerim. Ben bugün savaş olsa bak ben hani hükümeti sevmiyorum, ayrı bir konu. Ben vatanım için giderim. Vatanım için giderim. Bu vatan bizim. Kürdüyle, Türküyle, Çingeniyle işte ne bileyim artık hepsi yani Lazıyla, Çerkeziyle hepsi bizim. Anlıyor musun? Bizim bir karış toprak verecek şeyimiz yoktur bu ülkeden. Kimse de alamaz. Yani savaşsa savaş, ölümse ölüm. Bime gidiyorsun, bugün aldığın yoğurdu devrisi gün alamıyorsun aynı fiyata. Sütü 20 liradan alıyorduk, 30 lira oldu süt. Bir haftada olur mu? Geçen cuma 22 liraya aldık, bu hafta 25 lira oldu, 27 lira oldu. Koymasınlar mültecileri. Herkes kendimize iş yok. Kendi çocuklarımıza, torunlarımıza iş yok. Onlar daha ucuza çalışıyorlar. Ucuz çalışıyorlar da yetiştirebiliyorlar demek ki. Niye ucuza çalışıyorlar? Onlar hastaneye bedava gidiyorlar. Otobüse bedava biniyorlar. Vergi vermiyorlar. Vergi vermiyorlar. Bak araba şeylerini iki kere vergi aldılar şimdi. Niye aldılar o vergileri? Keşke deprem zedelere gitsin o vergiler. Bak yazık, günah değil mi? Benim oğlum iki kişi çalışıyor. İki kere oldu vergi veriyor. Araba vergisi veriyor. Biliyorsunuz bunu vermeyince de şey gelecek, ceza gelecek. Evet, verelim sonra geri alacağız. Nereden geri alacağız? Verdik, hep verdik. İki araba var çocukların, ikisine de kaçar para vergi verdiler. Keşke depremzedelere gitsin. Depremlere gitsin, biz depremzedeler için şey diyorum ben de yani. Ben de yardım ederim. Ama keşke ulaşsın orayı. Aynen öyle ablam be. Çok da memnun değiliz yani.